etmeyenler uyuşturucu ile mücadele komisyonu oy çokluğuyla reddedilmiştir. Şimdi dün bu oldu. Sadece dün. Bugün AKP grubu bütün bu olay kamuoyuna yansıdığında, yani şu video kamuoyuyla paylaşıldığında, kısacık video, geri adım attı. Ve AKP ve MHP'li üyeler bu eleştiri yağmurunun ardından tamam biz de bu işe varız dedi. AKP'nin grup başkan vekili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu algı operasyonu yapıldığını savunuyor kendileri hakkında. Ardındansa Mayıs ayında meclis gündemine İBB teşkilat yapısında değişiklik yaparak uyuşturucu ile mücadele daire başkanlığı kurulması teklifini sunacaklarını söylemiş. Peki dün kabul etseydiniz, kimse bu kadar enerji kaybı yaşamasaydı, hemen orada bir şekilde uzlaşmaya gitseydiniz olmaz mıydı? Yok. Önce bir kavga çıksın, halk bir tepki göstersin, sonra geri adım atarız vesaire. Şimdi CHP'de bu arada tam destek vereceğini söyledi. Yani Mayıs ayı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde böyle bir komisyon kurulacak. Ümit ederiz ki gençleri uyuşturucudan koruma adına yapılabileceklerin en fazlası yapılır. Dünkü o toplantının ardından ATV hemen bu konuyla ilgili A Haber bir canlı yayın yaptı. Ve orada bir uzman, tırnak içinde söyleyeceğim, Profesör Bünyamin Bezci konuşturuldu. Bir bakalım, çünkü epey boşa düştü. Bakalım bugün yeniden yayın yapacaklar mı ve ne söyleyecek? Bence bu uyuşturucu mücadele komisyonu ya da sosyal hizmetler komisyonu bence basit bir ihtiyaç meselesi değil. Bence zihniyet farkı meselesi. Çok ciddi bir zihniyet farkı var. Yani şöyle, uyuşturucuya mücadele dediğiniz zaman şunu fark etmiyor CHP zihniyeti. Çıplak gerçeklik, politik korektivizm tamam doğru ama uyuşturucu dediğiniz zaman teşvik ediyorsunuz. Yani mücadele etmiyorsunuz aslında. İsmi vererek aslında. Evet, ismi vererek. Yani Sosyal Hizmetler Komisyonu dediğiniz zaman üstünü kapatarak mücadele ediyorsunuz. Peki. Şimdi Profesör Bünyamin Bezci bugünkü AKP'nin bizde uyuşturucu bilmem ne dairesi kurulmasın, komisyon dediği bilmem ne daire başkanlığı gibi bir şey kuracaklar herhalde. Kararından sonra ne diyecek acaba? Nasıl dönüş yapacak? Ya gerçekten ayıp. Hani profesör titri taşıyorsunuz. Ya şunu diyebilirsiniz. Arkadaş, siyasi bir tavır alınmıştır. Belki onların kendi teklifleri vardır vesaire. Bu kadar basit, bu kadar kolay boşa düşecek bir söylemde bulunmayı nasıl kendilerine ediyorlar? Ve bu kadar hani profesör diyoruz ya. Yani bir konuda kendisinin işte ehil olduğuna inandığımız insanlar bunlar. Ya mesela hakikaten şu olan bitenden sonra yetişkin ne olduğunu anlayabilen bir çocuğu varsa, Türkiye'de olup bitenleri okuyabilen, yorumlayabilen yaşta bir çocuğu varsa demez mi akşam eve gittiğinde, ya baba bir dakika sen böyle bir şey dedin, bugün de böyle oldu. Şimdi çıkıp bu açıklamalarınla ilgili yeni bir şey söyleyecek misin? Diyor mudur acaba? Garip değil mi?